Temel olarak baktığınızda bakın bu da bir batarya grubu 4 voltluk 6 adet pilden meydana geliyor. Burada bir şarj soket girişi var DC giriş. Burada bir yine SMPS yani Switch Mode Power Supply mantığı ile çalışan bir elektronik devre var. Burası 21 volt ile şarjın yapıldığı nokta. Burası da çıkış noktası. Burada da sisteme çalış komutu verebilecek bir mikro switchimiz var. Bakın şimdi ben bu switchi tetiklediğimde önce bir kontrol yapıyorum mavi. Sonra gücü veriyor yeşil. Fakat yük olmadığı için pilleri korumak adına sistemi kapatıyor. Tekrar ediyorum. Gücü veriyor mavi. Sistemi kontrol ediyor yeşil. Hiçbir şey olmadığı için sistemi kapatıyor. Peki burada güç var mı şu an? Yok. Ben bu iki hattı kısa devre etsem. Ve aynı döngüyü şuradaki mikro tekrar başlatsam. Ve çalış desem. İşte buna da kısa devre koruma deniyor. Patlayan, çatlayan, eriyen, yanan herhangi bir şey gördük mü? Hayır görmedik. Kısa devreyi kaldıralım. Tekrar micro switchten bir tetik yapalım. Yine mavi yine gücü veriyor, yeşil ve enerjiyi kesiyor. Hatta bunu voltaj kontrolü olarak isterseniz bir de teyit edelim. Şuradan açalım. Proplarımızı alalım. Bir hattı şuraya, bir hattı buraya bağlayalım. Şunu DC yapalım. Böyle daha net anlaşılacak. Otomatik konumda çünkü. Komut veriyorum. Dikkat edin. Displeye ve ışığa. Mavi. Yeşile döndü. 24 volt. Yük olmadığını anladı. Sistemi kapattı. İşte olay bu kadar basit. Sistemi kısa devreye zorlayalım. Tekrar switchten verelim. Hiç çıkış yapmadığını görüyorsunuz. İşte Basit bir cep telefonu şarj aleti de aslında bundan farklı çalışmıyor. Yani bunlarda bir protection mod denilen bir koruma modu söz konusu. Dolayısıyla servisin iddia ettiği gibi sıvı temasına maruz kalmış bir cep telefonunun data kablosunun ve adaptörünün de bozulmuş olma olasılığı kesinlikle yok. Yetkili servis burada kasıtlı bir su içerisindedir. Şurada görmüş olduğunuz bakın onarımda kullanılan parçalar bölümüne devam ettiğinizde Data şarj kablosu, adaptör, aşağıdaki iki malzemenin onarımda kullanıldığını ne yazık ki iddia ediyorlar. Bunun böyle bir şey olmadığının ispatı için ileride olası bir mahkeme durumunda tedbir ve aynı zamanda ispat amaçlı bu kısa video çekilmiştir. Belki itiraz edenleriniz olacak ve basit bir şarj aleti ile o senin gösterdiğin yüksek teknoloji alet birbiriyle bir olmaz diyenler olacaktır. O zaman basit bir şarj aleti ile de deneyelim. Gördüğünüz gibi 6 volt bir çıkışımız mevcut. Alalım ve uçları kısa devre edelim. Uçları kısa devre ettim. Orada herhangi bir voltaj çıkışı olmadığını görüyorsunuz. Uçları açıkta bıraktım ve tekrar voltaj vermeye devam ediyor. Herhangi bir çatırtı çuturtu yok, herhangi bir patlama yok. Şöyle tekrar tutalım bunları birbirine kısa devre edelim. Gördüğünüz gibi kısa devre. Bırakalım ve tekrar voltaj vermeye devam ediyor. Ben buradan bir duman çıktığını, çatırtı patırtı sesi geldiğini veya bir kokular yükseldiğini görmüyorum. Yok biz ona da inanmıyoruz. Senin o adaptör eski bir adaptör. Biz yeni olan USB'lilerden görmek istiyoruz diyenler için. Burada da Mi'nin bir adaptörü var. Bunu yerine takalım. Yine şurada gördüğünüz USB kablo ile takalım bunun yerine. Peki söz konusu durum neydi? Sıvı teması durumuydu. Tamam o zaman şunu da bir teyit edelim. Şöyle takalım. USB kabloyu taktıktan sonra şarj olduğuna dair simgeyi de görelim. Tarih saatte yazıyor. Çıkaralım. Aşağıda ne var? Bir tuzlu bir de tatlı su var. Şu kaşık olanın içinde tuz var. Dibinde de gözüküyor. Hatta şöyle karıştıralım şunu bir. Şöyle tuzları karıştıralım. Alalım bunu şu tuzlu suyun içine. Evet tuzlu suyu fişteyken, prizdeyken yerleştirdik. Çıkaralım. Tuzlu sudan. E yani bu haliyle telefona takmaya gerek yok. Şöyle bir silkeleyelim. Sonra alalım telefonumuzu. Tekrar. Şöyle bir takalım. Evet. Yine şarj etmeye başladığını ve şarj simgesinde görüyoruz. Çıkaralım. Bu sefer aynı işlemi tatlı suda yapalım. Buyurun. Bu da tatlı su olsun. Bekleyelim. Yine Aynı şekilde şöyle bunu bir silkeleyelim. Maksat telefonun şarj girişine su girişi olmasın. Hadi bir daha takalım. Bekleyelim. Ve yine şarj etmeye başladığını görüyoruz. Tarih, saat belli. Şarjın simgesi de orada. Bizim burada neyi anlatmaya çalışıyoruz? Su telefonlara zararlı değildir diye bir şey anlatmaya çalışmıyoruz. Bizim dertimiz o değil. Elbette ki sıvı teması elektronikte özellikle bizim elektroliz dediğimiz çok ciddi Geri dönülmez hasarlara neden oluyor. Örnek veriyorum. Ben şimdi bu çekim bittikten sonra şu şarj noktasını gideceğim. Kurutma makinesiyle kurutacağım elbette. Neden? Az önceki o soketten telefona giren o su orada bir şekilde oksite neden olacaktır. E, telefonun ömrünü kısaltacaktır. Zarar verecektir. Fakat burada anlatmak istediğimiz konu şu. Burada herhangi bir şekilde sıvı temasına maruz kal maruz kaldı diye patlayan bir güç kaynağı yok. Patlayan bir... USB kablosu yok. Şimdi yetkili servislerin özellikle cep telefonu yetkili servislerin ısrarla sıvı teması bahanesinin arkasına sığınıp telefonda şunları şunları bunları bunları değiştirdik demeleri. Zaten değiştirip değiştirmemiş oldukları dahi belli olmamakla birlikte bununla ilgili hakem heyetleri kendilerinden savunma istediğinde de bunları değiştirdiklerine dair bir ispat sunmak yerine sadece yazılı ne yazık ki savunma yapmakta hala ısrar ediyorlar. Benim bu videoları çekmemdeki amaç bu. Ben teknik görüş yazıyorum bu tarz dosyalara. Teknik görüşleri yazarken de bunları ileride olası bir şekilde mahkeme talep edecek olursa diye kayıt altına alıyorum. Ben en azından bu kayıtları sizlerle de paylaşmak istiyorum ki ileride herhangi bir şekilde bir cep telefonu firması size kalkıp da şu oldu bu oldu diye beyanda bulunacak olursa en azından bu videoları referans olarak gösterip sizde teknik bir ispat somut bir delil isteyebilirsiniz diye düşünüyorum